Selam lemur severler, yeni bir haftalık vlogdayız ve bu haftaya iki tane mutlu haberle başlayacağım. Bunlardan ilki sonunda Asya ortama alıştı, yavaş yavaş böyle kendini sevdirmeye falan başladı. Hala muhteşem rahat değil ama en azından Hüsnü ile iyi anlaştıklarını biliyorum şu an. Hüsnü ile birlikteler ve iyi anlaşıyorlar. İkincisi ise sonunda arabamı aldım. Hangi arabayı aldığımı birazdan göstereceğim. Önce Asya ile başlamak istiyorum çünkü iki aydır bekliyorsunuz biliyorum. Artık göstereceğim, sonunda gösterebiliyorum. Şimdi çok ses yapmadan gireceğim odaya çünkü gerilsin istemiyorum. En ufak bir şeyde hala geriliyor. Bakın Asya burada. Kızımız yine mutant bir çinçila. Kahverengi, yani böyle koyu kahverengi ve açık kahverengi tonlarında. Alt kısmı daha böyle beyaza kaçıyor da şu an öyle bir ışıkta kaldı ki çok koyu gözüküyor. Damadımız da burada ve Asya korktu. Direkt korktu. Böyle ne olacağını biliyordum. Harun Bey, kamerayı size vereyim. Üstüne gel oğlum. Gel. Dikkatini dağıttın, hayvanın yukarı çıkmıyor. Hüsnücüğüm, kameramı rahat bırak. Bu evde senden pahalı tek şey o kamera. Nasıl ya? Nasıl yani? Oğlum gel buraya. Gel buraya. Ya gerçekten çekimlere özel bir huysuzluğum var senin ve hala çözebilmiş değilim. Niye böyle yapıyorsun? Hı? Ne oldu? Huysuzlandın. Sevilmeye gelince tam bir sevgi arsızı oluyorsun değil mi? Sevilmeye gelince hiç şikayet etmiyor. 1,5 saat sevsem hiçbir şey demez. Nasıl alacağız Asya? Elimi sokacağım, alacağım. Harun benden daha şey bu konuda. Ben geriliyorum neden bilmiyorum ama. Bir dakika, gelecek galiba, şu an geliyor. Rüşvet teklif edeyim mi Asya? Bak şimdi nasıl tavlıyorum ben Asya'yı. Bir kuru üzüm nelere kadir göreceksin şimdi. Hadi gel. Oğlum aldı direkt. Sen de mi istiyorsun? Sen de mi istiyorsun? Yiyormuş gibi öpüyorum hayvanı, üzüldüm şu an. Dur lan, kıyamadım. Eğer çinçilanız varsa veya bir çinçil almayı düşünüyorsanız bu tarz şeyleri çok az vermeniz gerekiyor bu arada. Haftada bir tane falan. Hüsnü evlenince emekli dayılara döndü. Ne oldu oğlum bu hayvana? Şu an bu tip ne? Yok başka, yok başka, yok başka veremem. Başka veremem. O kadar çok şekerli şey yiyemezsin. Sonra damarların yağlanır, sana anjiyo da yapamayız yani. Şimdi günün sorusu, Asya'yı nasıl alacağız? Harun hadi koçum. Aa bak, büyük ihtimal şu an işe yaradım ya. Köşe noktalarda kendini direkt savunma moduna alıyor. Ya dişiler biraz daha farklı bu arada. Dişiler böyle bölgesini savunmaya çalışıyor. Savunma mekanizması da işemek. Bak şimdi. Aa bak. Böyle kalkıyor. Oh! Ben ilk bunu aldığımızda tükürüyor zannetmiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Yüzümün yanında falan giriyordu. Böyle bir şey yapmıyordum. Ne yapayım? Ne ağlayıp duruyorsun ya? Aa işedi. Niye böyle bir şey yapıyor bu hayvan ya? Hüsnü'nün hiçbir şekilde böyle bir huyu yok. Ama dişiler çok daha farklı. Eğer çinçila sahiplenmeye niyetiniz varsa kesin erkek yani. Erkek çok 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 daha rahat. Bu arada Asya çok hızlı. Çılgın hızlı. Hah sonunda. Sonunda şu tontiyi bir gösterelim. Kısa bir süre şey yaptıktan sonra alışıyor bu arada. Sadece yuvasından çıkarırken huysuz. Şu iç tarafını gösterebilir miyiz şu an? Bakın böyle bir... Tatlı kızımız bu. Birazcık huysuz ama böyle tatlı bir şey. Hüsnü'den daha büyük. Hüsnü'den daha büyük değil, daha tüylü. Öyle mi? Baktım evet. Hüsnü böyle ele daha çok oturuyor ama bu çok daha tüylü. Bu arada Hüsnü'den daha yumuşak bir şey olamaz diye düşünüyordum ben. Yani dünyada Hüsnü'den daha yumuşak bir şeye dokunmamıştım. Ta ki Asya'ya dokunana kadar. Asya Hüsnü'den de yumuşak. Nasıl böyle bir şey gerçekleşebiliyor bilmiyorum ama bulutlara dokunuyorsunuz gibi. Açıklanabilecek bir hissiyat değil bu ya. Çok değişik bir şey. Salıyorum yere. Hadi sal bakalım. Bir Asya'nın kuyruk tüylerinde gariplik var, böyle bir yeri yolunmuş gibi. Muhtemelen zamanla düzelir ama. Çünkü Hüsnü'yü ilk aldığımızda da kuyruğu böyle çok şey değildi. Az tüylüydü, şu anda bayağı toparladı. Şu an ne yapacaklarını şaşırdılar. Ben niye yakalayamıyorum, sen çat diye yakalıyorsun onu ya? Gel azıcık seveyim. Gel. Mesela Hüsnü de böyle çok uzun süre sabit durmuyor. Ama bunu bir kere yakalayıp böyle kucağınıza aldığınızda çok kaçmaya şey değil. Bir anda kaçtı ya bir de. Maşallah dediğimiz gerçekten 30 saniye gitmiyor yani. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de bunun kemikleri falan da böyle likit gibi. Çok değişik.
Tamam hadi gez. Bu arada ben bunlara mutasyon dediğim için bazı kişiler garipsiyor. Bunlar gerçekten mutasyon. Tavşanların böyle çekik genleri falan oluyormuş. Onlara göre farklı renklerde çıkabiliyorlarmış. Fakat bunlarınki birazcık daha farklı. Yani doğada hiçbir zaman farklı bir renkte bulunmamışlar. Doğada her zaman griler. O yüzden bunlara mutasyon deniyor galiba. Öyle bir şey. Ben de böyle aşırı öğrenemedim ama. Bütün çinçile ile ilgili yazılarda bunlar mutasyon olarak geçiyor. Asya kahverengi kadife diye geçen bir mutasyon türü. Hüsnü de Tov White. Tov White'ın ne anlama geldiğini bilmiyorum. Tov beyazı. İkisi böyle farklı mutasyonlar. İkisinin çocuğu olma ihtimali aşırı düşük bu arada. Yani aldığım yer öyle dedi. İkisi de mutasyon olduğu için ikisinin çocuğunun olma ihtimali aşırı düşükmüş. Olursa bir şekilde de kendini çok şanslı say dedi. Çünkü ikisi de nadir şeyler olduğu için, mutasyonlar olduğu için ikisinden çıkacak yavru çok güzel olabilir dedi. Ama yavrulamalarını istiyor muyum? Sanki istemiyorum. Hani iki tane yeter. Bunların ikisi de kaçtı diplere, köşelere. Bunları birazcık yalnız bırakalım biz. Şu an takılsınlar. Harun buradayken ne kadar rahat takılabilirler bilmiyorum ama. Bu hafta içi başka bir gün tekrar geliriz buraya. Görüşürüz Harun. Şimdi şu kamerayı bir şuraya koyalım. Şimdi sizlere bu videonun sponsoru olan BTC Türk ve düzenledikleri toplam 60 bin lira ödüllü yarışmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle 3 ay boyunca 3 farklı yarışma düzenlenecek ve her yarışmanın ödülü 20 bin lira. İlk yarışmaya katılmak için bir rehber videosu hazırlamanız gerekiyor. Konular sırasıyla BTC Türk Pro'ya nasıl üye olunur, BTC Türk Pro'ya nasıl Türk lirası yatırılır ve çekilir ve BTC Türk Pro'ya nasıl kripto para yatırılır ve çekilir. Bu 3 konuyu anlaşılır bir dilde anlat bir rehber videosu hazırlıyorsunuz. Sonra videoyu YouTube hesabınıza yüklüyorsunuz. Videonuzun başlığında ise BTC Türk Pro rehber hashtaginin yer alması gerekiyor. Şu an ekrana da yazdım. Hazırlanan rehberler arasından en çok beğeni alan 10 videoyu BTC Türk Pro jürisi değerlendirecek ve bir kazanan seçecek. Beğeni almak için hileli yöntemlere başvurmanızı önermem çünkü bunlar kolay bir şekilde tespit edilebiliyor ve yarışmadan diskalifiye edilecekler. Şimdi size kılavuz olması açısından ben de bir rehber hazırlayacağım fakat yarışmaya katılmayacağım. Sadece örnek bir video hazırlayacağım. Ben anlatımı cep telefonu üzerinden yapacağım fakat isterseniz bilgisayardan da anlatabilirsiniz. Nasıl rahatsanız, nasıl yaratıcı olacaksanız istediğiniz şekilde anlatmakta özgürsünüz. Öncelikle BTC Türk Pro'yu cep telefonumuza indiriyoruz. Bunu Play Store'dan, App Store'dan veya Huawei App Gallery'den yapabilirsiniz. İndirdikten sonra uygulamayı aç diyorum. Burada uygulamayı ilk defa kullanacağım için yeni üyelik oluştur düğmesine basıyorum. Üye olmak için buraya bilgilerinizi girmeniz gerekiyor fakat kişisel bilgilerinizi rehber videonuzda göstermeyin. Buraya ister blur atabilirsiniz veya bu aşamayı sadece benim gibi anlatıp geçebilirsiniz. İsterseniz önce Türk Lirası yatırma ve çekme işlemini göstereyim. Bunun için aşağıdaki yatır ve çek düğmesine basıyoruz. Bu menü ikiye ayrılıyor. Yukarıda gördüğünüz gibi yatır ve çek bölümleri ayrı ayrı. Türk Lirası yatırmak için buradan banka transferi düğmesine basıyoruz. Ve bu listede görmüş olduğunuz bankalar üzerinden 7/24 ücretsiz bir şekilde havale veya EFT yapabiliyorsunuz. Eğer bu bankalardan biriyle çalışmıyorsanız yine diğer bankalardan standart EFT saatleri içerisinde EFT yapabiliyorsunuz. Türk Lirası çekmek için de yine yatır ve çek menüsüne gelip yukarıdan çeki seçiyorum. Burada banka transferinden üstteki artı butonundan yeni bir banka hesabı tanımlayabiliyorum. Buraya sadece hesap bilgilerinizi ve IBAN'ınızı girmeniz gerekiyor. Türk Lirası çekmek istediğiniz hesabınızı yukarıdan tanımladıktan sonra aşağıya tutarı giriyorsunuz ve şöyle örnek göstermem gerekirse 1 milyon lira çekecek olsam bile herhangi bir işlem ücreti almıyorlar. Şimdi gelelim kripto para çekme ve yatırma işlemine. Yine yatır ve çek menüsüne giriyoruz. Buradan yatırmak istediğimiz coin türünü seçiyoruz. Ben Bitcoin üzerinden anlatacağım. Buraya girdiğinizde yukarıda gördüğünüz gibi iki farklı ağ üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. BTC veya LBTC seçebiliyorsunuz. Aşağıda ise Bitcoin yatırmak için kullanabileceğiniz adresleri görüyorsunuz. Burada direkt kopyala butonuna basarak bu adresi kopyalayabilirsiniz veya yanındaki QR kod üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Çekme işlemi de benzer bir mantıkla ilerliyor. Buradan geri çıkıyorum. Buradan çek menüsüne geliyorum. Yine BTC'yi seçiyorum. Burada yine yukarıdan ağ seçimi yapabiliyorsunuz. Ağ seçimini yaptıktan sonra buraya çekme adresini girmeniz gerekiyor. Buradan mevcut tanımlanmış adreslerinizi görebilirsiniz veya yeni adres tanımlayabilirsiniz. Adresi girip aşağıda miktarı yazdıktan sonra çekme isteği gönder düğmesine basıyorsunuz. Gerekli onayları verdikten sonra çekme isteği de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Kripto para çekme işlemleri için hesabınızı ikinci seviyeye yükseltmeniz gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Benim hesabım hali hazırda ikinci seviye olduğu için o işlemleri gösteremedim fakat kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekiyor bunu yapmak için. Evet, BTC Türk Pro'nun kullanımı özetle bu şekildeydi. Siz yarışmaya katılmak için bunu çok daha detaylı bir şekilde anlatabilirsiniz veya çok kısa ve öz bir şekilde
şekilde de anlatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yarışmayla ilgili daha fazla detay öğrenmek isterseniz açıklama bölümünü kontrol edebilirsiniz. BTC Türk ekibine bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi arabamı göstererek devam etmek istiyorum. Arabayı daha teslim almadım bu arada ama araba artık benim. O bilgiyi ilk önce vereyim. 2 hafta önceki videoyu izlediyseniz aklımda pek çok model vardı biliyorsunuz. Fakat gönlümden BMW 2 geçiyordu. Ve BMW 2 Grand Coupe modelini aldım. M Sport kasayla birlikte aldım. Şöyle gri bir renkte ve Shadow paket var. Şu öndeki ızgaralar mızgaralar Piano Black renginde. Bence bu gri ile birlikte bayağı güzel duruyorlar ve jantlarımız da siyah. İşte M paket olduğu için içinde M Sport koltuklar falan var. Onun dışında tüm özelliklerini okumalı mıyım bilmiyorum ama ek donanım olarak panoramik cam tavan, elektrikli ön koltuk, 2 bölgeli klima, Hi-Fi ses sistemi, Apple CarPlay, kablosuz şarj ve ne almışım başka? O kadar işte. Bir de o siyah paketler maketler. Yani neredeyse arabanın en fullünü aldım. Fullünden eksik olan bir şey var. Deri koltuklar ve ısıtmalı koltuklar var. Onu da özellikle istemedim çünkü deri koltuk istemiyorum. Deri koltuk almadığımda da ısıtmalı koltuk alamıyordum. Yani ya kumaş koltuk ya da ısıtmalı deri koltuk arasından seçim yapmam gerekiyordu. Bir de şu an satışta olan deri koltuklu modellerde böyle kırmızı, garip, turuncumsu bir deri kullanmışlar. Yani kahverengi falan değil, kırmızı bayağı. Kırmızı koltuklu bir araba istemediğim için ısıtmalardan vazgeçtim. Yani dedim artık ısıtma olmasa da olur. Bir de bu arabada ilk defa değişik bir şey yaşadım. Normalde yaşamaya alışık olmadığım bir şey yaşadım. Normalde ben bir şey alırım, ben aldıktan sonra ucuzlamaya başlar. Dolar alırım düşer, altın alırım düşer. Böyle ne yaparsam yapayım o düşer. İlk defa bir şey aldım. Bir gün sonra fiyatı arttı. Yani araba zamlandı. Ben biraz daha ucuz almış oldum. Totalde tabii her türlü pahalı yani şu andaki araba fiyatlarından dolayı. O tamamen ayrı bir konu. Neyse araba gümrükten çıktı. Bu hafta içinde Bursa'ya gelecek. Fakat teslim alamayacağım çünkü kapanma var. İzin falan alabilir miyim bilmiyorum. Teslim alacak olsam bile sürebilir miyim onu da bilmiyorum. Çünkü yıllardır araba kullanmadım. Büyük ihtimalle kapanma bittikten sonra ilk önce bir şey alacağım. Biraz direksiyon dersi alacağım. Bir hafta, iki hafta artık ne kadar olursa. Bir şeye tekrar ısınmam lazım. Araba sürmeye tekrar ısınmam lazım. Ondan sonra da umarım ki moralim bozulduğunda arabama atlayıp sahil kenarına gidip böyle bir deyip rahatlayıp eve dönme lüksüne sahip olacağım. Arabayla ilgili tek hayalimin bu olması garip mi bilmiyorum. Neyse bugünlük konularımız bu kadar. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Ben yine uyku düzenimi bozdum. O yüzden gecenin bir yarısındayız ve saatlerdir yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Sonra can sıkıntısından ne yapsam diye düşünürken tablo yapmaya karar verdim. Bugün hayatımda ilk defa bir soyut tablo yapmayı deneyeceğim. Çizmeyi mi denir? Boyamayı, soyut tablo boyamayı deneyeceğim. Tam olarak bir şey çizmeyeceğim için boyamak daha doğru bir tabir gibi. Deneyeceğim teknik bant maskelemeli soyut tablo tekniği olarak geçiyor. Böyle bir şeyler boyuyorsunuz, ondan sonra üstüne başka bantlar atarak başka katmanlar oluşturuyorsunuz falan. Burada bayağı bir boyam var. Hatta bunlar yetmezse daha şurada da boyalarım var. Onun dışında işte maskeleme için bantlarım var. Şöyle garip spatulalar aldım. Mesela şöyle ne şeklinde denir bilmiyorum. Tarak gibi böyle garip şeylerim var. Burada daha başka spatulalarım da var. Bunları kullanacak mıyım emin değilim ama. Onun dışında izopropil alkolüm var. Metalik renkte boyalarım var. Şu anda ne yapacağımı o kadar bilmiyorum ki her şeyi çıkarttım buraya. Dedim kalanı yaratıcılığa kalsın. Ya da sallama masyona kalsın. Neye kalırsa kalsın. Neyse sizi yukarı alıyorum ben. En önemli malzemeyi söylemeyi unutmuşum. Burada bir de badana fırçam var. Sanatımı bununla icra edeceğim. Neyse hadi başlayalım.
Yeni bir günden selamlar. Dün tabloyu bitirdim, ondan sonra da uyudum. Şu anda tablonun son halini size bir göstereyim istiyorum. Şöyle bol bol renk geçişleri olan bir tablo haline geldi. Arka plan renginden bayağı mutluyum. Hoşuma gitti, böyle istediğim gibi karıştırabildim renkleri. Muhtemelen boyaları sulandırarak yapmaya çalışsam daha rahat karıştıracaktım. Çünkü bazı bölgeleri tekrar tekrar böyle boyamak zorunda kaldım. Çok çabuk kuruyor bu boya. Onun dışında şöyle sıçratma teknikleri falan denedim. Şey denedim, izopropil alkol sıktığımda böyle arka plandan daha farklı bir renk alabileceğimi düşündüm. Şöyle peçeteyle bir şeyler yaptım ya. İzlediğim bir akrilik boyama tekniğinde öyle bir şey gösteriyordu ama bende çalışmadı nedense yani. Şöyle şeyler yaptı en fazla. Hatta bazı yerlerde garip şeyler yaptı. Tam istediğim şeyi alamadım ondan, etkiyi alamadım. Onun dışında en sonda da işte şu gölgelendirmelerle böyle 3 boyutlu dışarı doğru bir çıkıntı vermeye çalıştım. Fakat gölgelendirme aklımdaki gibi olmadı yani. Onun dışındaki her şeyden fazlasıyla mutluyum. Fakat gölgelendirmeyi tam istediğim gibi yapamadım. O da muhtemelen fırçamdan kaynaklı. Çünkü böyle çok eşit dağıtamadım gölgeleri. Makyaj fırçası gibi bir şeyle yapmak gerekiyormuş onu. Böyle pudra fırçaları gibi bir şeyler var ya. İsimlerini bilmiyorum işte. Böyle makyaj yaparken kullandıkları böyle kalın yumuşak fırçalardan biriyle yapmak gerekiyormuş. Neyse, sonuç olarak böyle oldu. Bence okey. İlk deneme için okey gibi. Bilemedim. Siz şey yapın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi bana yazarsınız. Şimdi bugün diğer konumuz Amerika'dan gelen yeni paketler. Bu kutularda Hüsnü ve Asya için yeni bir şeyler var. Hemen birlikte kutusunu açalım. Önce şu büyük paketten başlayalım. İçinde bir paket daha varmış. Burada bir çinçila tekerleğimiz var. Bunu Hüsnü'ye çok uzun zamandır almak istiyorum fakat alamıyordum. Sebebi de bayağı ilginç, bu metal çinçila tekerleklerini üreten adam ölmüş. Adam ölünce de bunların üretimi durmuş. Üretimi durunca da alamadım. Yani ikinci el falan bulmam gerekiyordu. Amerika'daki ikinci el sitelerinin çoğu Türkiye'ye gönderim yapmadığı için bir türlü alamadım. Bir ara Çin'den tahta tekerlek almıştım. O tahta tekerleği sanırım hiçbir videoda göstermedim ama Hüsnü onu yedi. Yediği için de onu hiçbir zaman kullanmadım. Bayağı tahta olduğu için yedi yani. Sonunda geçenlerde bunu bulabildim ve bulduğum gibi aldım. Aynı adam mı üretiyor bilmiyorum, başka bir yer mi üretiyor o konuda emin değilim ama sonuç olarak metal ve Hüsnü yiyemez, Asya da yiyemez. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Kafese tutturmak için böyle ahşap bir parça yollamışlar. Buna pek ulaşamamaları gerekecek. Nasıl konumlandıracağım bunu bilmiyorum ama buna ulaşırlarsa kesin kemirirler çünkü. Şunu bir kenara alalım. Birazdan zaten birlikte kafese takacağız. Hemen ötekiyle devam edelim. Burada bir tane çinçila banyom var, şu şekilde gözüküyor. Çinçilalar kumla, tozla, böyle külle falan duş alıyorlar. Ve Asya bu konuda hiç lady gibi davranmıyor yani. Her tarafı toz yapıyor, o yüzden böyle üstü kapalı bir şey bulmam gerekiyordu. Bunu buldum, bunu aldım. Bir de çinçila hamağı aldım. Hamak mı denir buna, ne denir bilmiyorum. Şöyle içine girebilecekleri bir şey. Bunu denerken bir süre gözlemleyeceğim ikisini de. Bunun üstüne çişlerini falan yaparlarsa bunu kullanamam çünkü. Umarım kullanırlar rahat bir şekilde. Neyse, alalım bunları, hadi yukarı çıkalım. Şimdi şu tekerleği takarak başlayalım. Sanırım şurası uygun olacak. Buraya koysam bence olacak gibi. Ha, kaçıyor. Kaçtı. Bırak hayvan, özgürlüğünün tadını çıkarsın. Bütün gün sana tahammül ediyor zaten burada. Ayıp oluyor bak ha. Her geldiğinde bana laf sokuyorsun. Evet. Hüsnü Bey. Ne olurdun? Hüsnücüm bak, önceki tekerleğini yedin, bu sefer yiyemeyeceğin tekerlek aldım, bu sefer dön. Bütün merakları gitti şu an. Bu hamağı nereye takalım sence? Şimdi bak, şuraya koysak buradan düşebilirler. Arkasına koysak olur bence. Aa, elimi acıttı. Zorla nasıl denettiriyorum ama. Ne yapacağını şaşırtıyorum. Asya kızım, senin için bunlar. Nasıl yani, Hüsnü'ye almadın, Asya geldi diye mi aldın bunları? Asya bir lady. Bu arada yani gerçekten lady'likle alakası yok hayvanın ya. Yani ikisinin cinsiyetini bilmesem Hüsnü'ye lady derim. Hüsnü çok daha lady. Hadi banyo yaptıralım bunlara. Bakalım banyo şey yapacak mı? Şimdi anlayacağınız niye Asya'ya lady demediğimi. Şu banyo sırasında anlayacağınız. Baksana hayvanlar giremiyor ki. Gir arkaya. Giremediler. Giremediler.
Sığmadılar ki direkt içine. Harun sen şu yatağın içine sığmış insansın. Demek ki isteyince sığılıyor. Harun bir kere o yatağın içine kapandı da böyle bayağı duvardan söküldü şu. Bu böyle katlanır yatak, içinde yatak var. Bu buradan duvardan çıkmış böyle burada kapanmıştı. Çok. Benim için güzel bir anıydı. Benim için değildi. Bir de girdim odaya baktım. Şöyle bir şey oldu böyle. Girdim. Harun inliyor, bir şeyler yapıyor böyle. Azıcık kaldırdım. Harun'a iyi misin dedim. İyiyim dedi, geri kapattım. Şimdi küsünden mi başlayalım? Küsmüşüm. Gel bakalım, banyo vakti. Hüsnü işeme oraya. Hüsnü'nün öyle kötü bir huyu var. Kumuna, banyo kumuna banyosunu yaptıktan sonra işiyor. Ondan sonra şimdi iki tane oldular bir de. Bu işediği zaman kumu temizleyip tekrar Asya için kum koymak gerekecek. O yüzden yapma öyle şeyler Hüsnü'cüğüm. Bence güzel oldu ama bu. Gel bakalım şimdi. Şimdi evet. Arada böyle bir fark var. Kamerada da çok belli olmuyor ama yerler falan şu an hep kum oldu bakın, görüyor musun? Tipe bak. Değişti tipi şu an, farklı. Ha, evet, rengi değişti direkt. Rengi açıldı yani. O kadar çok seviyor ki banyoyu. Yavrum sen niye oradan öyle bakıyorsun şu an? Sen niye iyice emekli dayılara döndün? Bu tip ne ya? Eskiden şöyle aşağıdan bakış açısıyla tatlı oluyordu. Şu an aşağıdan bakış açısıyla dayı oluyor. Ya tipinde de çok bir değişiklik olmadı ama. Bu arada tipinde değişiklik olmuş ya. Olmuş ben mu? Fotoğraflarına bakıyorum böyle eskiden daha şey gibi. Tüyleri daha uzunmuş gibi. Allah Allah. Ya da eskiden tüyleri çok sevmediğimizden falan böyle daha yeni geldiğinden. Temiz olabilir mesela, şu an kirli olabilir. Evet, Harun eline bir alıyor onu böyle. İkisini de. Bir saat falan aralıksız seviyor böyle. Hayvanın üstü yağ topluyor. Harun'un bir kuşu vardı, beyaz. Başına ne geldiğini anlatmayacağım da en azından hayvanın şeyini anlatacağım size. Hayvan hayatı boyunca hiç beyaz kalamadı. Hayvanın üstünde hep böyle bir şeyler vardı sevilmekten. Ne denir böyle ya? Üst kısımları kahverengiydi hayvanın. Bunlara da aynısını yapıyor. Ama bak bunlar gayet memnun halinde. Evet, bunlar sevgi. Aslında Hüsnü bembeyazmış değil mi? Asya, neredesin kızım? Nereye kayboldun? Hadi bakalım. Ya. Yakalayamazsın. Garip garip bir şeyler yapıp kaçtı. Helal be sana. Hadi Asya, dön. 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 Dön deyince anlayacakmış gibi. Hüsnü gel. Asker koş. Hüsnü tam koşacak. Harbiden. Fırsatını bulsa hareket etmeyecek. Şey yapsam, şuraya bir tane böyle şey koysam. Üzüm. Oo mantıklı. Kokla 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 kokla. Bak. Bak burada. Lan yedi. Ya hayır ya. Zaten bu hafta ikinci o. İki gün önce de yedin. Ya. Hayvanıma iyi bak. Şeker komasına girecek. Bak mama. Hayır. Hayır. Ya likit gibi likit. Bak üzüm var ama. Dünyanın en iyi şeyi senin için. İnsanlar için İskender neyse senin için de bu öyle bir şey. İstiyorsun evet, istiyorsun. Ama aşağı gelmen lazım. Buradan bu kokluyor bak. Aa yeni yedin, yeni yeni. Benim elimde kokusu var diye elimi ısırdı o. Hadi ya. Evet. O zaman senin eline kokusunu sindirelim. Onu şey olarak kullanalım. Bence ne yapalım biliyor musun? Bunlar zaten eninde sonunda alışacak. Alıştıklarında videosunu çekerim, koyarım yani. Çok mantıklı. Şu an hayvanları zorlamaya gerek yok. Şeker komasına sokacağız hayvanları. Şey yapacağız diye. Benim bir yanak alayım. Bir yanak. Bu yanak, bu yanak, bu yanak, bu yanak, bu yanak. Hadi ben kaçar. Şu hayatımda hiç mutlu değil. Kızım senden de bir yanak alabilir miyim? Bugün bayağı sakinleşti. Bence sevilmeye alıştı bu. Yakında Hüsnü'den daha şey olacak. Yani böyle sevmeye kalkışırken daha tepkisiz olacak gibi gelmeye başladı. Uzun sürdü alışması ama bir kere de böyle çok hızlı alıştı, anlamadım. Bırak kameramı, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi bu haftayla ilgili dolap planım vardı. Şu dolapların normalde bu hafta montajı yapılacaktı. Fakat kapanmadan dolayı usta çıkamıyormuş, çıkamadığı için. Ya da kestiremiyor muymuş parçaları, öyle bir şeymiş. O yüzden dolapları bu hafta, yani yatak odasındaki dolapları bu hafta yaptıramıyorum. Ama bugün güzel bir şey öğrendim. Ben sokağa çıkabiliyormuşum.
ediyorum. Şirket sahibi olduğum için benim şirket kategorisindekiler dışarı çıkabiliyorlarmış. O yüzden önümüzdeki hafta arabayı teslim alma ihtimalim var. Çünkü kapanmadan sonra teslim alacağım diye planlamıştım. Yani önümüzdeki hafta Bursa'da olursa arabayı alabileceğim. Anlayacağınız bu hafta konularımız bu kadar. Bu tarz haftalık vlogların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.